Merhaba, hoş geldiniz. Ben fizyoterapist Ümran İnce. Gazi Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunuyum. Bu meslekte 3. yılımı tamamlamak üzereyim. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin kadrosuna 1,5 yıl önce katıldım. Ben ilk olarak benim çok sık karşılaştığım bir soruyla giriş yapmak istiyorum. Eminim bu kurumlarda çalışan diğer fizyoterapist arkadaşlarım da bu soruyla çok fazla karşılaşıyorlar. Siz bu kurumda ne iş yapıyorsunuz? Evet, burası bir özel eğitim kurumu, aynı zamanda bir rehabilitasyon merkezi. Biz fizyoterapistler ve diğer terapist arkadaşlarımız bu rehabilitasyon kısmını oluşturuyoruz. Peki son yıllarda gerçekten adından çok sıkça bahsedilen ve çok geniş hasta ve danışan kapasitesine sahip olan ve hali hazırda son güncel verilerle yaklaşık 20 bin mezunu olan bu meslek grubu kimdir? Fizyoterapist kimdir? Daha doğrusu ilk olarak fizyoterapi nedir de başlamak daha doğru olur. Fizyoterapi, Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına göre bir kişide meydana gelen hastalık veya yaşlılığa bağlı olarak oluşan bozukluğu rehabilite etmeyi, yani iyileştirmeyi hedefleyen bir tıp alanıdır. Fizyoterapist, bu alanla ilgili çalışan ilgili sağlık profesyonelidir. Fizyoterapistler multidisipliner çalışma etkisi gereği birçok meslek dalıyla iletişim halinde çalışırlar. Multidisiplinlerden kastımız meslek dallarıyla beraber işbirliği halinde olmak. Bu işbirliği halinde olduğumuz gruplar hekimler, cerrahlar, hemşireler, psikoterapistler, psikiyatristler, dil konuşma terapistleri, ergoterapistler gibi daha da açılabilecek birçok meslek grubuyla işbirliği halinde çalışıyoruz. Peki bize nasıl ulaşıyorsunuz? İlgili hekimin tanısıyla gerekli raporlandırma süreci de tamamlandıktan sonra bizim de gerekli gördüğümüz değerlendirme testlerinden geçerek ardından kişiye özgü hazırladığımız egzersiz reçetesi ve rehabilitasyon protokolleriyle tedaviye başlıyoruz. Burada egzersizin bireye, kişiye özgü olması çok önemli. Çünkü biz egzersiz programını hazırlarken kişinin yaşına, cinsiyetine, fiziksel durumuna, mental durumuna bakarak özel olarak hazırlıyoruz. Az önce fark ettiyseniz sadece hasta değil, danışan kelimesini de kullandım. Çünkü bize sadece belirli bir hastalığı olan kişiler değil, aynı zamanda sağlıklı bireyler de başvurabilir. Evet, hasta olan kişi de amacımız var olan durumu, hastalığı, bozukluğu rehabilite etmeyi, iyileştirmeyi hedeflerken sağlıklı kişide de var olan bu iyilik halinin korunması, sürdürülmesi esas alınmaktadır. Peki aynen fizyoterapistler hangi alanda faaliyet gösterirler diye bakarsak, aslına bakarsanız bireyin anne karnında başlayan yaşam sürecinden başlayıp yaşamın son evresine kadar birçok alanda faaliyet gösteriyoruz desek yeri, bunu şöyle açıklarsak, riskli bebek diye tanımladığımız düşük doğum ağırlıklı, erken veya geç doğum öyküsü olan, yaşıtlarına göre gelişim geriliği gösteren, geç yürüyen, geç oturan veyahut da baş kontrolünü sağlamakta zorluk çeken bebekler, spinal musküler atrofi, Duchenne gibi kas hastaları, serebral palsi, Down sendromu, gevşek bebek diye adlandırdığımız hipoton bebekler ya da tam tersi durumda artmış kas tonusu, yani hipertonusu olan çocukların rehabilitasyonunun tedavisinin esas alındığı pediatrik rehabilitasyon başta olmak üzere beyin ve sinir sisteminin etkilenimiyle beraber görülen omurilik yaralanmaları, sinir yaralanmaları, MS, Parkinson, inme gibi hastalıkların tedavisini esas alan nörolojik rehabilitasyon, akciğer ve solunum sisteminin problemleriyle beraber görülen astım, KOAH, kistik fibrozis gibi hastalıkların tedavisini içeren pulmoner rehabilitasyon, artı kalp ve damar hastalıklarını görüldüğü kardiyak rehabilitasyon, yaş ilerlemiş yaşla beraber açığa çıkan hastalıkların tedavisini esas alan geriatrik rehabilitasyon, kas iskelet sisteminin problemleriyle beraber görülen omuz, dirsek, el bileği, ayak bileği yaralanmaları, bağ yaralanmaları, skolyoz gibi omurga problemlerinin tedavisini esas alan ortopedik rehabilitasyon gibi birçok alanda faaliyet göstermekteyiz. Merhabalar, ben fizyoterapist Rıdvan Berber. Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunuyum. 2015 yılından beri fizyoterapist olarak özel eğitim kurumunda çalışıyorum ve 5 yıllık bir tecrübem var. Ümran arkadaşımız size mesleğimizle ilgili çeşitli konulardan bahsetti ve ben de özel eğitim alanında hangi hastalıklarla çalışıyoruz bunlardan bahsetmek istiyorum.
Biz rehabilitasyon alanında bebeklikten yetişkinliğe kadar çok geniş bir yaş aralığında çalışıyoruz. Ve doğuştan ya da sonradan oluşan kas koordinasyon bozuklukları, omurilik yaralanmaları, inme, yürüme ya da sonradan ortaya çıkan bozukluklar ya da bunlara eşlik eden skolyoz ve benzeri ortopedik problemlerle kas iskelet sisteminin dengesinin bozulması gibi durumlarda ya da Duchenne diye bildiğimiz kas hastalığı ya da SMA diye duyduğumuz halk arasında spinal musküler atrofi diye sosyal medyada oldukça herkesin duyduğu kas hastalığı ile ilgili ya da Down sendromu gibi daha farklı genetik hastalıklarla çalışıyoruz. Yine spina bifida, hidrosefali, mikrosefali ya da başın büyük olması, küçük olması gibi doğumda bu tarz hastalıklarda da çalışıyoruz. Yine başka değişik nörolojik hastalıklarda, gelişim geriliğine bağlı fiziksel problemlerde ve brachial plexus gibi farklı nörolojik hastalıklarla da çalışıyoruz. Ve biz tüm bu hastalıkları bütüncül bir yaklaşımla duyu, algı, motor hepsini bütün bir değerlendirme yaparak bütüncül bir fizyoterapi yaklaşımı uyguluyoruz. Yine tanısı konulmamış çocuklarda gelişim gerilikleri, prematüre, düşük doğum ağırlığı gibi sorunlarla oluşan riskli bebeklerin takibini yine değerlendirme ve fizyoterapisini burada yapıyoruz. Özellikle sayı olarak daha fazla ya da hepimizin duyduğu serebral palsili çocuklarımız burada oldukça fazla. Yine ataksik problemler, gevşek bebek denilen kişilerle çalışıyoruz. Yine SMA'lı bebekler, tüm bu bebekleri biz burada aslında nöro gelişimsel tedavi yaklaşımıyla ve duyu bütünleyici fizyoterapi yöntemleriyle çalışarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz bu tüm yöntemleri etkinliği ispatlanmış ve bilimsel olarak kanıta dayalı nöro gelişimsel tedavi yöntemini kullanıyoruz ve bundan bahsetmek gerekir açıkçası. Bu nöro gelişimsel tedavi yöntemi direkt egzersiz temelliden ziyade ve fonksiyonel egzersizlere dayanan bir egzersiz modeli. Ve kişiyi biz hastaları, çocukları günlük yaşama adapte edici egzersizlerle burada çalıştırıyoruz ve fizyoterapisini uyguluyoruz. Yine rehabilitasyon alanında biz bu çocuklarla ya da hastalarla nasıl fizyoterapi yapıyoruz? Bahsettiğimiz gibi nöro gelişimsel tedavi yaklaşımıyla bu kişilere özel fonksiyonel egzersiz ve bireye, çocuğa özel egzersiz programı oluşturarak, aileyi de işin içine katarak bu şekilde bir çalışma yapıyoruz. Aile temelli ve çocuk temelli egzersizlerimizi yapıyoruz. Yine yardımcı araçlar kullanarak çocuklarımızı, gençlerimizi ya da yetişkin hastalarımızı başını dik tutmaya, dik duruşa hazırlıyoruz bunların sayesinde. Ve bazı durumlarda oluşabilecek istenmeyen durumlara karşı yine manuel olarak çalışıyoruz ve gerektiğinde medikal ürünlerle yine destekleyerek korunmasını ve daha ileriye gitmeyi hedefliyoruz. Yine tıbbi alanlarda özellikle ailelerde cerrahi alan öncesinde ve sonrasında çocuklarımızı, hastalarımızı hazırlayarak ve aileye rehberlik ederek gerekli fizyoterapiyi uyguluyoruz ve devamında yine onlara fizyoterapisinde yardımcı oluyoruz. Şimdi burada fizyoterapinin amaçları, hedefleri nedir rehabilitasyon alanında? Rehabilitasyon alanında fizyoterapide hastalıklara, yaşa, mental duruma vesaire durumlara göre amaç ve hedeflerimiz aslında değişiyor. Çok çeşitli değindiğimiz gibi hastalık gruplarımız var. Örneğin serebral palsili, başını tutamayan bir bebekte baş tutma ya da oturamayan bebekte oturmasını sağlama gibi çeşitli hedeflerimiz var. Ya da yürümek, emeklemek, daha ileri düzey, fonksiyonel düzey, herkesin durumuna göre farklı egzersiz modelleriyle herkese özel amaç ve hedefler var. Aslında bizim hedeflerimiz kişiye göre önce mümkün olduğu seviyesini korumak, ardından ilerleyebiliyorsak ilerlemek ve geriye gitmesini önlemek. Ve yine oluşabilecek hastalığına bağlı problemlerini en aza indirmek ve yaşam kalitesini en üst düzeyde tutarak ev programıyla, aile eğitimiyle destekliyoruz.
Bizler birçok hastalıklarda, farklı problemlerde her zaman her duruma karşı en iyi durumu hedefleyerek geliştirmek, korumak ve kötü gidişatı önlemek için fizyoterapi uyguluyoruz. Peki herkes için fizyoterapi mümkün mü? Evet, herkes için fizyoterapi mümkün. İster kurumumuza gelin, ister gelmeyin. Evde rehabilitasyon raporlandırma süreci tamamlandıktan sonra rehabilitasyon hizmetimiz de mevcut. Herkes için fizyoterapi mümkün mü? Evet, herkes için fizyoterapi mümkün. Sadece sorunları düzeltmek için çalışmıyoruz. Çoğu zaman bir sorun oluşmaması için de kas iskelet sistemine müdahale ederek koruyucu fizyoterapi yaklaşımı uyguluyoruz. Bunun için bebek veya çocuklar başını yeterli dik tutamıyor veya kaldıramıyorsa, oturma dengesi, ayakta duruşu, postürü düzgün değilse veya makaslayarak parmak ucunda yürüyor, adım alma güçlüğü varsa, hiç yürüyemiyorsa, yaşıtlarına göre fiziksel anlamda geri olan çocuklarda nasıl olsa iyi olur, düzelir demeden mutlaka bize, fizyoterapistlerimize, yani bize başvurun. Ve ayrıca bize hiç ulaşamayan, ihtiyacı olan yine bireylerimize evde rehabilitasyon hizmeti, yani fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti mevcut, devletimize tanımış oldu. Bu gerekli raporlandırma işleminden sonra ayda 8 saat fizyoterapi hizmetini biz fizyoterapistlerimizden alarak bu hakkımızdan yararlanabilirsiniz.